seçimlerde İmamoğlu'nun aday olma ihtimali olduğunu düşünen var mı? Ben varım. Sen var. Yani şöyle olabilir. Meral Hanım adayı gösterirse. İYİ Parti'nin adayı. Evet, İYİ Parti'nin adayı gösterebilir. Yok. İYİ Parti'nin adayı olabilir. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi'nden Ekrem İmamoğlu'nun aday olması mümkün değil. Peki senin dediğin nasıl olacak? CHP'nin adayı Kemal Kılıçdaroğlu. Evet. HDP zaten kendi adayını çıkaracak. Kuvvetle muhtemel Gülten Kışanak olduğu söyleniyor. HDP Doğu Kemal Bey'e döner bence. Doğu Perinçek aday. Başka belli olan Sinan Ogan bugün aday olduğunu galiba açıkladı. Meral Hanım ya kendisi aday olacak böyle bir tabloda ya Ekrem Bey'i aday yapacak. Yani o zaman ortaya bu mu çıkıyor? Millet İttifakı'nın altılı masanın 4-5 adayı olacak. Çoklu aday mı çıkacak? Yok ya, ben uzlaşamazlarsa öyle olacak. Fakat bir de başka boyutu var meselenin. Milletvekili paylaşımı var bakın. Kamuoyunun şu anda en çok rahatsız olduğu mesele bu. Evet, adayı belirleyemediler. Son dakika sürprizi yapabilirler. Son dakikaya kadar adaylık başvurusunu bekleyebilirler ama bir de aşağıda kaynayan bir kazan var. Partilerin aday belirleme süreci. İttifakla girdikleri zaman işte Konya'da birinci sırada kim olacak, ikinci sırada kim olacak, üçte kim olacak, bu önemli bir şey. Tabii ki. Davutoğlu, yani bakın, Abdülhatif Şener mi? Bu kadar koltuk kavgasının olduğu bir yerde o matematik hesaplar üst üste gelmez. Bunlar mı peki Cumhurbaşkanı adayını belirleyecek faktördür? Yani milletvekili pazarlığı mıdır? Tabii. Diyorsun? Bu çok daha önemli. Orada bakın, anlaşırlarsa milletvekili Cumhurbaşkanı adayında uzlaşırlar. Kemal Bey'in talebi şu benim anladığım. Koltukları vermek parlamento için ama Cumhurbaşkanlığı adayını garantilemek. Zaten deminki tablo da onu gösteriyor. Bir defa Kemal Bey onu alalım mı onu? Bir mesela deminki sözleri alalım mı? Yani Mehmet Hoca'nın söylediğini teyit ediyor bak. Tabii gösteriyor yani. Kemal Bey diyor ki işte Abdülhatif Şener'e verdik İyi koltuk diyor. Mehmet Bekeroğlu'na verdik diyor. Değil mi yani bunları gösterdi şimdi şeyden. Bu... Dolayısıyla yine böyle Saadet Partisi'ne, Geleceğe, Demokrat'a koltukları dağıtalım diyor. Bu da teyit değil mi zaten hocam? Evet, evet, evet. Ya teyit yani Demokrat Parti Kılıçdaroğlu'nun kazanacak aday olduğunu düşünüyorum. Nasıl düşünüyorsunuz? Demek ki yani bir sizin bir siyasi duyurunuz var. Bu zaten baştan beri yazmış oldu. Yani biz düşünemiyoruz. Şimdi ben bakanlık Saadet beklentileri Partisi öyle var. Diyor. Demek ki bu iki parti Kılıçdaroğlu'yla pazarlık konusunu kapamışlar. Mehmet Hoca'nın şeyini, tezini şey yapıyor, onaylıyor. Baştaki kişi parti başkanı değil ama o da başta yaptığı analize uyuyor. Resul Hoca ne dedi? Ankara Belediye Başkanı adaylığını garantiledi bu sözü. İmamoğlu'nu sıkıştırmak için de bu açıklamalar tabii geliyor. Belki sen de yap diye partiden. Tabii ya, siyaset şu değil midir? Siyaset sadece kendi kariyerinizi çizmek değil, çevrenizdekileri de makul kariyer çizgileri önermektir. Asıl Kemal Bey başarmış. Belki. Makul kariyer çizgileri önermiş. Yani Demokrat Parti makul bir kariyer çizgisi görmüş. Karamollaoğlu makul bir kariyer çizgisi görmüş. Onda. Neticede bir oy hakkı var hepsinin. Oy oranları tabii, önemli tabii, değil. Aynen öyle. Davutoğlu doğru. Peki istemiyor mu? Net şekilde istemiyor mu? Yok, yok öyle bir şey ya. Şu anda yok, bence yok öyle bir şey. Yani yok. Mehmet Hoca'nın rezervini bence orada ciddi evet, alalım. Sayıya bakacak. O Cumhurbaşkanı yardımcılığı istiyor. Bakın. Onun dışında birer de bakanlık istiyor. Yani bunların hepsi bakanlık belki istiyor. Belki onları da verecek. Şöyle yani, bir yerde de şöyle bir hayır, anlaşmazlık. Aldılar da. Yani görünen Meral Akşener birer tek yardımcılık. Cumhurbaşkanı yardımcısı olmak biliyor istiyor. Şimdiki tartışma öbür o. 6 artı 1 7 kişi de 7 tane Cumhurbaşkanı yardımcılığı istiyor. Dolayısıyla da uzlaşmazlıklardan bir tanesi bu. Bir tanesi de milletvekili sayısı ile ilgili. Şimdi de bizim duyumlarımıza göre Demokrat Parti 2 milletvekiline fit olmuş durumda. 2 tane seçilecek yerde 2. Hani beş olursa 5 de olur ama şu an 2'ye biri Cemal Engin-Yurt zaten biri de kendisi. Tabii 2 de Temel Bey'e. Saadet Partisi. Saadet iki Partisi de onlar bakanlık istiyor. Yani, ya hepsi bir bakanlık evet, arıyor zaten. İstihdam yaratan bakanlık. Yani hepsinin talebi bir cumhurbaşkanı yardımcılığı, bir bakanlık, Saadet 2 vekil, Demokrat Parti 2 vekil ilave olarak. Tabii diğer bileşenler hali hazırda yani diğer iki küçük parti bugün 20'li grup kuracak vekil garantisi istiyor. Yani hem DEVA hem Gelecek de diyor ki biz 20 milletvekiliyle grup da kuralım. Yani bu iki partiden İYİ Parti'ye verdiğiniz gibi bize de verin milletvekili diyor öyle mi? Tabii tabii yani 20 tane vekil seçilecek yerden de grup kurabilelim. Şu anki Cumhurbaşkanı adaylığı konusundaki ana pazarlık unsurları budur bunlar. O zaman Resul Hocam tabii şu mudur? İki vekil verildi Demokrat evet Parti'ye. İki vekil Saadet'e verildi. Bakanlıkları birer konuşmuyorum. İstediler. Birer bakanlık. Evet, Davutoğlu'na 20.
Biraz o pazarlama masayı dağıtır işte. Evet. İki ikilerizi çıkaran ya. Davutoğlu. Ya da mesela Saadet'e ve Saadet'e iki Davutoğlu'na rağmen. Saadet daha çok istiyor. Bakın. Ama bu daha çok deva istiyor. Ama deva ikiye, bakın ikiye razı. Hani daha fazla ister. Hepsi 20 ama istiyor. Ama hocam ikiye razı da. İki vermişler kabul ettim. Bir bakıyorsun yandakine 20 tane vermişler. O işte tamam, anlaşamıyor yani. 20 alamıyor zaten. Yani o zaman şimdi Bozan Davutoğlu ve deva mıdır bu şey? Ya memleketin altılı masanın eşitsiz bölüşüm ilişkileri. Şimdi Türkiye bakın son bir yılda. Ama hepsine karşı gelen Akşener üstadım. Var. Akşener diyor ki tek cumhurbaşkanı yardımcısı ben başbakan statüsünde olmalıyım. Öbür kalan dört partinin başkanlarına diyor bakanlık ver diyor. Onlar cumhurbaşkanı yardımcısı olmasın diyor. Ama yani öyle bir yerdeyiz bu. Ki. Şöyle bu ne demek biliyor musun? Yani. Bu Meral Akşener'in İmamoğlu'na adaylığında direnmeyeceğinin formülü diye sunuluyor. Kulislerde böyle sunuluyor. Ya şöyle de olabilir zaten. Cumhurbaşkanı vekili olur Akşener. Diğerleri de yardımcı olur. Yok vekil dediğin. Tek yardımcı. Yani tabii, o, Mehmet Hocam bir şey söyleyecektim. Onlar kafalarında şimdi şu. Tabii buradaki, başbakan pozisyonunda bir şey. Başbakan pozisyonunda burada bir şey burada bizdeki kulis Akşener. Bilgileri var. Söylediğimiz, söyleyemediğimiz. Kimin hangi bakanlıkları istediğini. Ya da hangi bakanlıkların parçalanma planını. Yani tarım ve ormanı bölecekler. Kültür ve turizmi bölecekler. Hep enerjiyle tabii kaynakları bölecek. Yani bunlar bakın konuşulan yeni kulislerdeki meseleler. Şimdi biz bu bilgilerin her şeyin ötesinde bir şey söylüyoruz. Vatandaşın kafasında 1990'lara bir dönüş yaptılar. Sanki bir eski film izliyor şu anda bizim vatandaşımız. 90'larda açtılar televizyonu. Böyle bir kaos havası görüyorlar. Daha seçime aylar var. Bir tanesi diyor ki eşit imza, eşit ortaklık. Olmazsa kriz çıkarırız diyor bakın. Yani bu millet bunlardan çok çekti. Dolayısıyla altılı masa gün geçtikçe şu anda eriyor. Yani 6 adayın ay önceki, açıklamadığı her gün mü? Her gün eriyor. Aylardır eriyor bunu da söyleyeyim. Çünkü bu meselenin buraya vardığını vatandaş bir kere gördü. Bir hesap var, bir pazarlık var. Nerede gördü? Ekrem İmamoğlu'nun nümayişi. Meral Hanım'ın oraya intikali. Kemal Bey'in Almanya'dan alelacele dönmesi. Şimdi bunlar bir kere siyasette samimiyetin olmadığını, bu mevcut yolculukta altı partinin bir araya gelmesinde memleketi kurtarmak gibi bir idealin olmadığını ortaya koydu. Buna seçmen kararını veriyor. 90'larda böyle hükümet pazarlıkları vardı. Hatta vallahi çok eskiden hocam, Güneş Motel işi vardı. Şu anda yani değil mi bir mesela 90'lardaki bir hükümet daha mantıklıydı. Daha mantıklı. İki parti, üç partili. Biz ana sol M'ye gördük, ana yol D'ye gördük, refah yol gördük, refah ana yol sol D'ye gördük. Ben mesela bu koalisyonların vardı. Biraz daha mantığı vardı. Niye? Üç genel başkanın iradesiyle bakanlıklar paylaşılıyordu, yürüyordu. Şimdi burada doğrudan verilecek her karara talip olan bir şey var. Masanın üyesi var mesela. Evet ama hep sonrasına bence çok dair büyük bir konuşuyoruz kriz. Da şu anki bu düğümü nasıl çözecekler bunlar? Eksiler bunlar, artılar bunlar. Bu düğüm 40 ve düğün olmuş. Zaman da belli hocam işte. Bir 40 ay düğüm falan olmuş yani. Her gece bir düğüm zor çözersiniz. Öyle mi? Zaten. Kesip atmak yani, mı lazım? Her gece i̇şte İmamoğlu bir o kesip atar mı düğümü? Adayım deyip çıkamaz. Böyle bir şey olamaz. Yani Resul o hocam. Kestiğiniz abi, kendinize de zarar verebilir. Olması gereken senin söylediğin. Ben adayım deyip ne olursa olsun gemileri yakıp çıkması lazım. Olması evet. Gereken. Lidersen bu, öyle yaparsın. Lidersen lider bunu yaparsın. Şey, tabii orası işin sıkıntılı kısmı. Şimdi burada hem dindar hem ateist. Hem sağcı hem solcu. Hem PKK'lı hem ülkücü. Hem istikşafi bakan hem dar bakan. Hem görüşen hem görüşmeyen. Hem demokrat hem diktatör antidemokrat. Yani bunların hepsini bir insan üzerinde sağlayabiliyorsanız tamam bu ittifakın bunların adayı budur. Ama ne böyle bir insan var ne böyle bir yapı var. Zaten kendi kendilerine söylüyorlar bizim adayımız bir kişi değil diyor. Biz hepsini kapsayan 6 kişilik yani hatırlarsanız bu HDP çizgisinin eş başkanlık, eş genel başkanlık sistemleri var. İşte burada eş altı başkanlık gibi bir sistem var kendi düşüncelerinde. Maalesef Türk insanı bu tür konularda her zaman bütün tarihimiz boyunca evet. Tek lidere itaat etmiştir. Hı hı. Yani böyle ya çoklu dünyada da parçalı böyle, bir dünyada yapı önemli. Türk
halkının, vatandaşlarımızın istediği, arzuladığı, beklediği bir profil değildir. Bu senin dediğin hocam, bu masa kurulurken de hepsi biliyordu. Evet. Yani önlerindeki sorunu biliyorlardı ne olduğunu. Aradan bunca ay geçti, 30. toplantı yapıldı. Gelinen aşamada buna dair buldukları bir formül, yani ne formül bulabilmişler? Ya şu noktaya gelebilirler, biraz... ben şöyle bir kısa anlatayım. Şimdi bu öyle bir noktaya geliyorum geldi ki, sen devam edersen. Lütfen. Hakikaten bizi de sıktılar, kendileri de sıkıldılar. Kemal Bey çok önde görünüyor. Büyük ihtimalle İyi Parti Genel Başkanı Akşener'le anlaşacaklar. Ve hani şey olsun diye ağır duymak açısından hepsi bir biçimde orta nokta bulacak ve tek aday çıkaracaklar. Öyle mi? Ben öyle düşünüyorum. HDP tek aday, burası tek aday. Meral yani, Akşener'in başta söylediği iki, şey seçimleri gibi. 2014 bir anlamda. Gerçi orada Ekmelettin İhsanoğlu dışarıdan adaydı. Ha yani evet. Masanın adayı burada olacak. Kemal Bey etrafında birleşme çok büyük olasılık. Masanın yani adayı olacak. HDP olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan 3 aday diyebiliriz. HDP ile Kemal Bey özel ilişkisi olacak. O ilişkiyi Kemal Bey ayakta tutacak. Şu ihtimal de olabilir mi? HDP son dakikada adayını çeker. Kemal Bey'e de destek verebilir. Bu küresel sistemdeki... Erdoğan'la Kılıçdaroğlu karşı karşıya kalırlar, öyle mi? Erdoğan'la Kılıçdaroğlu karşı karşıya kalabilirler. Kalabilirler. Bu noktaya gelecekler diye bekliyorum. Burada dediğim gibi fotoğrafı bozan, yani şeyi planı bozabilecek tek aktör var. İmamoğlu. İmamoğlu. İmamoğlu ve küresel güçlerin de beklentisi. Bu zamanda sıkıştı, onların da çok hareket kabiliyeti kalmadı. O yüzden birinci olasılık daha güçlü. Kemal Bey bunları ikna edecek. Herkese bir şeyler dağıtacak. Mavi böyle 20 milletvekili değil, 10 milletvekili, 9 milletvekili, 8 milletvekili böyle pazarlıklar yapacak. Çünkü Kemal Bey'in kafasının arkasında şu var. Ben CHP'yi nasıl 12 yılda buraya getirdiysem, elimine ettiysem, yarın bunların da hepsini ben raya oturtayım. Peki Meral Akşener neye ikna olur? Meral Akşener şimdi son konuşulan şuna ikna olacağını. Ben Resul Bey'in tek, dediğim... evet, tek başkan yardımcısı olayım, başbakan yetkisini kullanayım, yürütmeye de benim sözüm geçsin, sen temsilci şey ol, sembolik ol. Ben artistsiz ol. Kullanayım. Ben de semboliğin yardımcısı, sembolik başkan yardımcısı olayım. Diğer arkadaşların da bakanlıkları güçlü da güçlü başbakan. Sembolik cumhurbaşkanının güçlü başbakanı. Ama burada şöyle bir kriz ortaya çıkıyor. Ya çıkar tabii, her şey çıkar. Şimdi dediler ki bunlar partisiz cumhurbaşkanı olmalı. Yani Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın partiden ayrılmasını ve partisiz bir cumhurbaşkanı olmasını istediler. Fakat şu anda hepsi cumhurbaşkanı yardımcısı bunları olursa... Bunları geçtik ama hocam. Bir, hayır, partili kabullendi yani. Hayır, memleket bir partili cumhurbaşkanına alıştı ve sevdi. Evet. Bunlar 6 tane de cumhurbaşkanı yardımcısı partili olacak. Fakat sorun farklı partilerden.